FETÖ 2007 yılında düğmeye bastı, dalgalar peş peşe geldi. Hiçbiri olmayınca 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde altın vuruşu yapmaya kalktılar. FETÖ acı sonla yüzleşti. Şimdilerde ise 17-25 yargı darbesi girişimini New York'ta ortlatma çabasının çöktüğüne şahitlik ediyoruz. FETÖ ile mücadele sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aralıksız devam ediyor. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde FETÖ'ye yapılacak yeni operasyonlara dikkat çekiyor. Türkiye birkaç yıldır Afrika ve Uzak Doğu açılımı yapıyor. Yeni büyükelçilikler, konsolosluklar açıldı. Siyasi ve ekonomik anlamda önemli sonuçlar alındı. Kanallar açık, başarılı yurt dışı operasyonlarına imza atıldı. FETÖ'cüler kulaklarından tutulup tutulup getiriliyor. Ama uzun süredir yapılan hazırlıklar sayesinde oldu hepsi. Deliller gönderildi, ilişkilendirmeler yapıldı. Karşı taraf ikna edildi. Adamları dün istedik, bugün aldık diye bir şey yok. Yurt dışı operasyonları devam edecek. Batuhan Yaşar köşesinde FETÖ'nün Batı'da terör örgütü PKK ile yaptığı işbirliğini de ele aldı. Yaşar, FETÖ ile mücadelede yeni operasyonların sinyalini verdi. Bu aralar Batı'da birçok ülkede FETÖ'nün PKK ile sıkı işbirliğine şahitlik ediyoruz. Düşünce kuruluşları adı altında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için belge üretiyorlar. Paneller, oturumlar düzenliyorlar. İnternete sahte belgeler koyuyorlar. Milletvekili ve siyasetçileri kandırarak konuşmalar yaptırıyorlar. Ankara yılmadan, pes etmeden yoluna devam ediyor. FETÖ'ye güvenli liman olan ne kadar batılı ülke varsa hepsiyle irtibata geçildi. Yeni deliller, itiraflar gönderiliyor. Ankara'nın talebinin ardından Almanya'nın adil öksüz konusunda harekete geçmesi önemli. Diğer ülkeler için de emsal oluşturabilir. 2018 FETÖ'yle mücadelede sonuçların alındığı yıl olacak.